Merhabalar değerli arkadaşım hoş geldin 3. bölümdeyiz doğru denklemleri evet analitik geometrinin en önemli konusu temeli diyoruz daha temelini attık şimdi analitik geometrinin detaylı bir şekilde içine gireceğiz. Bu bölümde bir noktadan ve bir eğimi ve bir noktası belli olan doğru denklemi iki noktası belli olan doğru denklemi nasıl bulunur ayrıca eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemleri nasıl bulunur bunlar üzerinde işlem yapacağız. X eşittir A, Y eşittir B doğrularının nasıl olduğunu bir ve ikinci açı ortay doğruları orijinden geçen geçmeyen doğruların denklemleri hakkında kısa kısa sana bilgiler vereceğim. Hazır mısın? O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Bir an önce iyi seyirler gelsin. Konu anlatımımız. Şimdi değerli arkadaşım eğim konusunu biliyoruz eğim pozitif yönde, eksenle pozitif yönde, x eksenine pozitif yönde yapılmış olan açının tanjant değeriydi. Şimdi şayet bir noktamız ve bir eğimiz olduğunu düşünelim. Şöyle, elimizde bir noktamız var, bir doğru üzerinde. Ve bir de eğimimiz var. Eğimimiz. Şimdi bir noktası ve bir eğimi belli olan doğru denklemini bulacağım. Nasıl bulacağım biliyor musun? Eğim belli, m dedik, eşittir. Şimdi bu doğru üzerinde bir nokta alıyorum ve noktanın koordinatlarını bilmiyorum. x ve y noktası diyelim, sağlıyor. k, x, y, y. Şimdi eğim neydi değerli arkadaşım? y2 eksi y1 bölü yani y eksi y1 bölü x eksi x1 değil miydi? Ordinatları farkının absitleri farkının oranıydı. Bu da eşittir. y eksi y1 eşittir. m çarpı x eksi x1 olacaktır. Dolayısıyla eğimi biliyor muyuz? Biliyoruz. yerine yazdık. Noktaları da biliyor muyuz? Biliyoruz. yerine yazdık. O zaman bir noktası ve bir eğimi belli olan doğru denklemini bu şekilde bulmuş olduk değerli arkadaşım. Bununla beraber eğer iki noktası bilinen bir doğru denklem olsaydı Örnek veriyorum. Burası A noktası. X1 Y1 Burası ne diyelim. B noktası. X2 Y2 Burası da C noktası. tabii ki bilmediğim bir nokta. X'e Y. Yani üzerinde sağlar. X x ve Y olarak düşünüyorum. Sağladığı noktalar. X ve Y noktaları. Şimdi o zaman şöyle yapalım. A, B, M A B M A C Eşittir. M A B mi? Evet. AC'nin eğimi nedir? Ee, y eksi y1 bölü x eksi x1'dir. Doğru mu? Evet. AB'nin eğimi nedir? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olarak düşünebiliriz. Bu da bize iki noktası bilinen doğru denkleminin bunu düşün verecektir. Ama ben hiçbir zaman genel yani ben genel anlamda bunu kullanmıyorum. İçi ne yapıyorum? İki noktası verildiyse gidiyorum bir eğimi buluyorum hemen. Noktalardan da kolay olanı hangisi ise onu alıp yine bir noktası ve bir eğimi belli olan doğru denkleminden istenilen soruyu çözmeye çalışıyorum. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklem. Üçüncü türe geldik. Şimdi şöyle bakalım. Bunun eğimi nedir değerli arkadaşım? Karşı bölü komşu. Yalnız burada A A olduğu için A, e, bu koordinat olarak normalde eksi. Ama A'yı eksi olarak düşündüğümüz için uzunluk olarak düşünecek olursak burası eksi A olur. Değil mi? Çünkü A örneğin A eksi 2 ise uzunluk olarak da eksi A artı 2 olur. O zaman eğimimiz nedir değerli arkadaşım? Eksi b bölü a olacaktır. Tekrar ediyorum, a normalde koordinat olarak negatif bir sayı, uzunluk olarak da eksi a pozitif olacaktır. Ondan dolayı eksi a yazdık. Tamam, ee, bir noktamız var. Hangi noktayı alalım? Bu noktayı alalım. Tamam, bu noktanın koordinatları nedir? Aya sıfır. Tamam, yazıyorum o zaman doğru denklemini. Y eksi sıfır eşittir eksi b bölü a çarpı x eksi a. Tamam. Karşı atıyorum. Ay eşittir. Eksi bx artı ab. X'i de bu tarafa atıyorum. Bx artı ay eşittir ab. Her tarafı ab'ye bölelim değerli arkadaşım. Ab'ye bölelim. Buradan x bölü a artı y bölü b eşittir 1 olarak bulunacaktır ki bu da eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemini bize ifade etmiş olur. Oktanızda olduğum kısımları okuyalım bakalım. Eğim hesaplandıktan sonra A ya da B noktalarının herhangi birisini kullanarak doğrunun denklemi birinci bölümde anlatılan yöntemle çözülür. Az önce belirttiğim gibi. Buradan çözeriz dedik. Den doğrusu A0, 0 A 0 0'a B noktalarından geçtiği için iki noktası bilinen doğru denklemindeki gibi yazılabilir. İkinci yöntem olarak da anlatılmıştı. Tamam. Grafikte doğrunun eğimi hesaplanır. Tanjant alfa B bölü A. Tamam. Zaten ondan kullandık. Eğim noktası bilinen doğru denklemi yazılır. Tamam. Hay hay. Devam edelim özel doğrularımıza. X eksenine paralel olan doğruların denklemleri. K eleman R olmak üzere Y eşittir K. Yani Y eşittir 1. X eksenine paralel olduğu için açımız 0 derece. Eğim açımız. Eğim açımız. Eğim eşittir. Tanjant 0. O da eşittir 0 derecedir. Yani 0'dır. Düzeltiyorum. 0 derece olmaz. 0'dır. 0 sıfır derece eşittir. 0'dır. Bu da neydi? Hatırlayalım. Eğim neydi? 2 noktası bilinen. E, denklemde neydi? Y eksi y1 bölü x eksi x1 idi. Bunun sonucun sıfır olması için payın sıfır olması lazım. Yani y eksi y1 eşittir sıfırdan y eşittir y1 şeklinde bir denklem elde edilir ki bunu anlattım. Çünkü sorularda bunu kullanacağız. Çokça kullanacağız. Hiç merak etme. Denklem y'ye bağlı. Tekrar ediyorum. x eksenine paralelse denklem y'ye bağlıdır. Eğim sıfırdır. Eğim sıfır ise bir noktası bilinen doğru eğimi y eksi y1 bölü x eksi x1. Bunu sıfır eşitlersek y eksi y1 yani payın sıfır olması lazım. Buradan y eşittir y1 çıkar. Gelelim buraya. Burada da benzer şekilde x eksenine paralel, dik y eksenine paralel olan doğru x'e bağlıdır. Örneğin x eşittir kt x eşittir eksi 2, x eşittir 5. Hatırlarsan konunun başında x eşittir sıfır doğrusu demiştik buraya. Doğru mu? y eksenin üzerindeki noktaya. Doğruya. Tamam. Yani buna da bakalım. O zaman ta, e, tanjant 90 tanımsızdır. Tanımsız. Neyi deyimimiz? y eksi y 1 bölü x eksi x 1'di. Bunun tanımsız olması için paydanın sıfır olması lazım. Yani x eksi x 1'in sıfır olması gerekir ki x eşittir x1'e bağlıdır. x eşittir x1 şeklinde bir denklemimiz olacaktır. Bu da bize x ekseninden x eksenine dik olan y eksenine paralel olan doğrunun denklemi olacaktır. Şimdi gelelim orijinden geçen doğru denklemlerimize. Birinci açıortay doğrusu direkt orijinden geçiyor. Her iki tarafı da İki eşit parçaya bölüyor. Bu da ikinci açı ortay doğrusu orijinden geçiyor. E, sola yatık geniş açı. İlim e, açısı 35 derece. İki eşit parçaya bölüyor. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. E, orijinden geçen doğru denklemlerinde şuna dikkat edelim. Örneğin şuradan bir doğru çizdim. Şöyle bir tane daha doğru çizdim. E, bu şekilde doğrular çiziyorum. Farklı eğim açılarıyla. Evet. Yani bu çizim doğruların birbirine ne farkı var? Onu izah etmek istiyorum. Bu yeştir x e örnek veriyorum. Bu yeştir 1 bölü 2 x. Bu da yeştir 1 bölü 3 x gibi düşünebilirsin. Bu da yeştir x ise yeştir 2 x örnek veriyorum. Bu da yeştir 4 x. Yani anlatmak istediğim şey şu: Mutlak değerce a, hani y eşittir a e, mx diyorduk ya mutlak değerce m diyelim, arttıkça kollar y eksenine doğru yaklaşır. Art. ...ça kollar y eksenine yaklaşır. Azaldıkça y eksenin şu şekilde görüldüğü gibi uzaklaşıyor. Aynı şey bunun için de geçerli değerli arkadaşım. Nasıl mı? Ee, örnek verelim. Bunu çizdik. Bunu da çizebiliriz bu şekilde. Buradan başka bir doğru da çizebiliriz. Bu şekilde. Farklı farklı renklerle gösterebiliriz. Tabi bunu da buradan çizebiliriz. Bir tane daha çiziyorum. Hadi bu da farklı bir renkte olsun. Yani mutlak derece dememin sebebi yine aynı bağıntı. Bu nedir? Y x eksi x ise bu. Bu y eksi 1 bölü 2 x'tir. Bu da y eksi 1 bölü 3 x gibi gibi düşünebiliriz. Böyle değildir de ama böyle düşünebilirsin. Bu kırmızı nedir? Y eksi 2 x'tir. Örnek veriyorum. Bu y eksi 4 x diyebiliriz. Yani yine mutlak değerce m büyüdükçe büyüdükçe kollar y eksenine doğru grafikte yaklaşacaktır. Bilgin olsun. Evet değerli arkadaşım bu şekilde konu anlatımızın sonuna geldik. Şimdi artık sıra, sırada ne var? Standart sorular var. Bu konunun doğru denklemleri bir konusunun standart sorularında görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.